Bugün karar bilimi ve davranış bilimleri dediğimiz iki disiplinin ekseninde bir şey anlatacağım size. Aslında insani bilimler çatısı altında ve insani bilimler gerçekten olguları, olayları, nesneleri, kişileri kullanarak bize muhteşem çıkarımlar yapma şansı tanır. Ben de o çıkarımlardan birini yapacağım. Kripto paralardan bahsedeceğim ama tabii ki derdim kripto paranın işte grafikleri inen çıkan yükselen gelecekte ne olur falan gibi yatırım kısmıyla değil çok az konuşulan kısmıyla ilgili bir şeyler söylemeye çalışacağım. Yani kripto paraların arkasındaki davranış bilimlerini size anlatmaya çalışacağım. Davranış bilimleri önemlidir. Ya da karar bilimi bunlar birbirinin kesişim alanında. Mesela örnek diye söyleyeceğim size ki biraz sunumdan önce açayım o kısmı. Bize ne anlatır davranış bilimleri? Dan Ariely vardır. Toplumsal sinir biliminin en önemli isimlerinden biri. Geçen yıllarda yaptığı bir araştırmasında ki böyle geniş bir spektrumla yapılan bir araştırma uzun zaman da sürüyor. Şöyle bir çıkarım yapıyor. Honesty Threshold yani dürüstlük eşiği diye bir kavram ortaya koyuyor. Dürüstlük eşiği kavramına göre eğer sevgiliniz ya da eşiniz sahte çanta kullanıyorsa ya da torrentten ya da IPTV'den falan üye olmadan yani haksızlık sınırında bir film izleme operasyonuna giriyorsa bilin ki onun sizi aldatma ihtimali bunu yapmayandan daha fazladır. Çünkü dürüstlük eşiği bir eşiktir. Çok basit. O eşiğin ya altındasındır ya üstündesindir. Başka bir ihtimal yok. Tüm mesele hani şeydir ya hepinize sorsam rüşvet alır mısınız ya da ihaleye fesat karıştırır mısınız diye sorsam şey diyeceksiniz. Hayır asla yapmam falan. Hepimiz yapmayız falan ama mesela bugüne kadar da yapmadık da diyebilirsiniz. Belki bir takım imkanlar elinize geçmiştir. Orada da belki gerekli rakam teklif edilmemiştir. Dolayısıyla dürüstlüğün böyle küçüğü büyüğü diye bir kavram yok mesela. Ya da 10 yaşında bir kızım var Elvin. Biz böyle doğanın çok içerisinde bir yerde yaşıyoruz. Böyle spiral orman bir bölge. Giriyorsun içeri. Biz karda kaybolduk. O yüzden zaten gelişim zor. Öyle ifade ettim. Elvin'in doğayı sevmesi lazım. Yani herkesten daha fazla sevmesi lazım bu arada. Onun tam içerisinde yaşıyor. Etrafta insan yok. Hiçbir şey yok gibi bir destinasyon, mıntıka düşünün. Fakat Elvin oldukça takdirisi yüksek, görünürlüğü çok seven ve buna çok büyük anlamlar atfeden bir kız çocuğuydu. 2 yaşından beri o aşı kartları vardır. Onları hani çocuk doktorları takarlar ya, aferin, işte merhaba, süpersin Elvin falan. Onları küçük kutusunda saklayan bir kızdan bahsediyoruz ve doğayla ilgilenmeyi çok kirli buluyordu Elvin ve bir türlü ne yaptıysam onu doğaya yakınlaştıramamıştım. Basit bir hile olabilir. Pedagojik olarak çok problem değil. Şöyle bir şey yaptım. Gittim bir fidancıdan 150 tane ıhlamur fidan aldım. Biliyorsunuz çok güzel kokar. Bizim oturduğumuz bölge site vasfını yitirmiş bir bölge. Elvin'e dedim ki Elvin, bunlar ıhlamur ağacı. Bunlar harika kokarlar. Seninle birlikte bu ağaçlardan dikeceğiz. Bunların adı da Elvin ağacı olsun. 20 yıl sonra her yer Elvin kokacak dedim ve Elvin benimle birlikte 1,5 ay ağaç dikti. Davranışın arkasındaki motivasyonu bulmak esas olandır. Şimdi o yüzden kripto paraları konuşurken önemli şeyler konuşacağız. Bizimle ilgili çok fazla çıkarım yapma fırsatını bulacağız. Zaten bu konuşmayı yapmaya karar vermem esnasında bir istatistik beni dürtükledi. Aslında kripto paralar son 5 yıldır, 10 yıldır diyeyim ama son 5 yıldır değil mi? Dünyamızın önemli bir parçası. Elinde grafikle dolaşanlar, cep telefonuna bakıp indi çıktı diyenler, hayatı kendine kahredenler, durduk yere sevinenler, uçanlar. Hani masada bir anda birisinin sıçradığını görüyorsun. Ya ne oldu falan diye korktuğunda adam anlamışsın ki işte yatırım yaptığı kripto coin tam o dakika itibariyle %27 artmış falan. Var ya öyle acayip bir volatilite var. Sadece bu da değil, 3 trilyon dolara yaklaşan bir hacimden söz ediyoruz. Dünya çapında Türkiye 800 milyar dolarlık bir ekonomi olduğunu düşünürseniz yaklaşık 4 katı. Bitcoin zaten uzun yıllardır bütün yatırım dünyasında ilk onda, Ethereum ilk onu zorluyor. Bu kadar büyük bir hacim. Fakat benim ilgilendiğim istatistik bu değildi. Bir başka istatistik, o da çok önemli. Amerika'nın büyük yatırım bankalarından biri Wells Fargo, geçtiğimiz yıl yaptığı araştırmada kripto paradan zengin olma umudunun artık 15 yaşına kadar indiğini ve çocukların harç paralarını, okul paralarını, yurt paralarını kripto paraya yatırdığını ortaya koymuştu. Bayağı sakil bir durum nereden baksanız. Fakat peşine koştuğum istatistik bu da değildi. Bir başka istatistik
CNBC'nin böyle geniş kapsamlı bir çalışmasından geliyor. Y jenerasyonu, milyonerler dediğimiz Amerika'daki milyonerler kulübüne baktığımızda bu milyonerlerin, yani genç milyonerler bunlar, %83'ünde kripto para portföyü var. %83'ün %53'ü de aslında kripto para yardımıyla milyonerlik sıfatına erişmiş. Ve bu insanların %95'i kripto para yatırımı yapmaya devam edeceğini söylüyor. Fakat benim peşine koştuğum istatistik bu da değildi. Benim peşine koştuğum istatistik bu meşhur Dünya Ekonomik Forumu'nun 2021 kapanışında söylediği bir rakam vardı. O çok ilgimi çekti. Sizin de ilginizi çekecek. Dünyada nüfusa oranla en fazla kripto para yatırımı yapan ülkelere baktığımızda bir numarada Nijerya var. Aklıma Boko Haram'ı getiriyor. İki numarada Vietnam var. Hiç bitmeyen savaş sonrası travmalar. Üç numarada Filipinler var. Zaten iki günde bir darbe oluyor veya girişimi oluyor. Dünyada en çok kripto para sahibine sahip üç ülke bu. Peki sürpriz olmazsa dördüncüsü kim? Biziz. Dünya dördüncüsüyüz, Avrupa birincisiyiz. Bu felaket bir şey de olabilir ya da şöyle değerlendirelim. Eğer dünyada teknolojiyi en iyi algılayan, teknolojiye en entegre olan ve geleceği teknoloji üzerinden kurgulayan üç ülkenin bu üç ülke olduğunu düşünmüyorsak, demek ki hiç bana öyle gelmiyor, size de öyle gelmiyordur eminim. Ortada çok ciddi bir mesele var. Soru şu, biz niye oradayız? Basit cevaplar verilebilir işte. Enflasyon rakamı yüksek, işte volatil ortamlar para değerini kaybediyor falan. Yok, bununla anlatılamaz, bunun davranış bilimlerini kurmak lazım. Bakın, konuştuğum konu şu an kripto paraların kendisi değil. Kripto para borsasından bahsediyoruz. Biz zaten kripto paraları pek konuşmuyoruz. Kripto paranın gelecekte tabii ki yeri var. Zaten şu andan o gelecek oluşmaya başladı. Her biri bir sorunun çözümü. Kimisi sadece turizm parası, kimisi sadece startup parası, kimisi güvenlik duvarları oluşturarak müthiş bir ağ zinciri oluşturuyor. Kimisi merkeziyetsizlik nedeniyle paranın akışkanlığını takip edebilmek çok zor. Zaten biliyorsunuz birçok black trade operasyonunda, yani o kara para ticaretinde kullanıldığını biliyoruz. İşte Rusya-Ukrayna savaşından sonra olası ambargoları acaba kripto parayla deler mi gibi bir tartışma söz konusu. Kripto paraların kendisi işlevsel. Asıl mesele kripto paraların neden bizim tarafımızdan, hele ki bizim ülkemiz tarafından bu kadar çok ilgi gördüğü. Bunun için 3,5 aylık bir çalışma yürüttüm. Toplam 367 kişiyle görüştüm. Araştırmanın sonuçlarını size 16 madde halinde sıralayacağım. 367 kişinin %53'ünde kripto para yatırımı vardı. En az bir kere ticaretini yapmışlar. Bu insanların yaş ortalaması 32. Bu insanların %85'i erkek. Ve bu insanların %44'ü de dip toplamda kripto paradan kazanan insanlardı. Onlara sordum. Hem projektif teknik, anketler aracılığı hem de derinlemesine görüşmelerle. Makaleyi yayınlayacağım. Burada ilk çıktılarını anlatıyorum. Ve 16 tane madde ortaya koydum. Bu 16 maddeyi sıralamaya başlıyorum. Bir diyorum arkadaşlar. Ekranda göreceksiniz diye tahmin ediyorum. Evet. Bitcoin hücumu zengin olma umudu dedim. 1848 yılını size hatırlatayım. Western filmlerinden çokça denk gelmişsinizdir. Zengin olma umuduyla dört kıtada yolculuk yapan insanlar elinde eleklerden tutun madencilik. Dikkatinizi çekiyor mu? Bitcoin'de de madencilik diyoruz. Madencilik. Aynı zengin olma umudunun bir parçası olan sürü psikolojisinden bahsediyoruz. 1848'den 1960'a kadar sürdü. İnsanlar dört kıtaya dolaşarak, yani Meksika'dan Yukon'a, Oregon'a, Nevada'ya, Alaska'ya, daha nerelerden, Yeni Zelanda, Avustralya, Amerika'nın o altın ülke olması meselesi, o mineralin üzerine kurma metaforu vardır ya, aslında bu sebepti. Aynısını 2000'li yıllar sonrasında yaşıyoruz. Yeni zenginlik umuduyla insanlar ellerinde Bitcoin madencilik yapıyorlar. Bu sürü psikolojisi. Bunu bir kenara koyuyorum. Birisi yaparsa ikincisi yapar, ikincisi yaparsa herkes yapabilir. Ki hayatımızda ne kadar sürükleyici bir şey olduğunu biliyorsunuz sürü psikolojisini. Şimdi geliyorum ikinci maddeye. Yenilik dürtüsü ve ödül arzusu. Bunun yüzünden kripto para yatırımı yapıyoruz. Şimdi aslında dünyaca ünlü psikiyatr Collinger, Robert Collinger bir ifadeyle, bir terminolojiyle karşılık veriyor. Neofili diyor. Pek çoğumuz neofiliyiz aslında, nereden bakarsanız bakın. Yenilikle birlikte o, hani zaten Türkiye neofil bir ülke bu arada. İşte akıllı telefonlar çıkıyor, en çok biz satın alıyoruz.
arabaların yeni modellerini en çok biz satın alıyoruz. Early adopters deriz tüketici davranışlarında, erken adaptif insanlar. Kişi başına milli gelirimiz az bile olsa biz çok açığız yeniliğe bu anlamda. Sebebi dip toplamı, davranış bilimleri farklı olabilir ama buna kesinlikle açığız. Neofili aslında evrimsel biyoloji açısından bakıldığında nörokimyasal, nörobiyolojik ve nörofiziksel olarak, Timur bunları çok güzel ifade etti, onun tamamlayıcısı gibi kabul edin. İnsanın mutlu olma durumunu yükselten serotonin ve dopaminle birlikte aslında bir sonraki maddeye de köprüyü kurayım, yani kimlik temsiline kadar gidebilecek bir iyi olma durumunu ifade ediyor aslında neofili. İnsanlar yeni şeyler yaparak kendi kimliklerini kuruyorlar. Üçüncü madde de o, kimlik temsili. Kimlik önemlidir. Hepimiz kimlik kurmaya çalışıyoruz. Hayattaki yolculuğumuz bu. Benlikler üzerinden hareket ediyoruz. Hepimizin bireysel benliği var, kolektif benliği var, sembolik ve etkileşimli benliği var. Bir de kendi içinde o bireysel benliği yaşadığımız açık benliğimiz, gizli benliğimiz, örtük benliğimiz, kör benliğimiz var. Bütün bu benliklerin toplamı bizim kimliğimizi oluşturuyor. Ve Bitcoin ve benzeri kripto paraları yatırımı yapmak adeta kendini gerçekleştiren kehanet gibi, ki o da maddelerden biri. Yapmak zorundasın. Yani bugün 11.00 Nokia telefonu masanın üzerine koysak herhalde herkesin aklına sadece şu gelir. Maddi imkansızlıklar dolayısıyla falan değil de adam herhalde izlenmekten falan korkuyor, takip ediliyor. O yüzden bu telefonu kullanıyor falan derler. Garipseriz ama. Kripto para yatırımı yapmamak da artık o kadar garipsenecek, kimliğin kabul etmeyeceği bir temsil. Bir diğeri gençlik ve dijital cazibe. Sürekli bunu konuşuyoruz. Gençlik ve dijital cazibe. Nedir? Genç olmak, dijital doğanlar, Y jenerasyonu, Z jenerasyonu, bu insanlar teknolojinin bir parçası, adeta bir beden uzantısı gibi, cyborgizm gibi düşünün. Cep telefonu bedenin uzantısı, evde durduğunda, unuttuğunda hayatın o gün için kilitleniyor, öyle düşün. Bu dijital cazibe ile birleştiği zaman aslında kimliği güçlendiren ve özellikle gençler üzerinde bir etki yaratan unsur, ki zaten dünya çapında kripto para yatırımlarına baktığımızda ağırlığın genç kitlede olduğunu görüyoruz, ki bizdeki kitle benim araştırmamda da %32'si çıktı zaten. 32 yaş. FOMO. Bu hayati bir şey. Yani fear of missing out. Yani bir şeyleri kaçırma korkusu. Bunu hayatın her alanında yaşıyoruz aslında. Her alanında, istisnasız. Marka, tüketim kültürü, reklamlar, siyaset, kültür, sanat, aile, efrat, evlenme. Şehirli kadınların 35 yaşını geçtiğinde çocuk sahibi olamaması ihtimali nedeniyle bir an önce evlenme zorlanması var ya, metazorisi. Tam olarak bu fear of missing out'tan kaynaklanıyor. Biyolojinin artık izin vermeyecek, bir an önce evlen. O kadar çok alanda yaşanıyor ki bu. Bunun kurbanı olmamak, çünkü bu bir kurban psikolojisi, mümkün değil. Ve insanlar olası muhteşem bir ihtimali kaçırmaktan o kadar çok korkuyorlar ki, o rakam, o grafik nerede olursa olsun, trene sonradan binecek bile olsa o kripto para yatırımını yapıyor mutlaka. Bu bir başka faktör. Evet, bir başka faktör kendini gerçekleştiren kehanet. Şimdi ben Timur'a sürekli şöyle desem. Timur, siz arkadaşlarınızla birlikte bir kumpas kurdunuz ve beni akıl hastanesine kapatmaya çalışıyorsunuz. Bu zaten yanlış bir sanrı ve ruh sağlığı açısından sorunlu, marazi bir davranış olduğu için bir zaman sonra zaten benim sağlıksız olduğum da ortada, beni akıl hastanesine kapatmak zorunda kalırlar. Ya da sevgilisini çok kıskanan bir insanın sürekli onun üzerinde baskı oluşturması, sürekli gittiği yerleri takip etmesi aklınıza ne geliyorsa, bunu yaptığı an bir zaman sonra bu baskıya dayanamayan sevgili eninde sonunda terk edecektir onu. İşte buna biz kendini gerçekleştiren kehanet diyoruz. Kripto paralar da böyle çalışıyor. 1 milyon dolar olacak. Çok az olacak. Dünya gelecekte böyle çok zengin olacaksınız. Gelecekte sadece kripto para olacak. Yükselecek, yükselecek derken herkes o trade'in, o ticaretin bir parçası haline geliyor. Mecbur olarak. Bir başkası. Food. Fear, uncertainty ve doubt. Yani korku, belirsizlik ve şüphe. O kadar dezenformatif, manipülatif ve spekülatif piyasa ortamını görüyorsun ki sürekli olarak arkadan bir şey itiliyor. Bakın, borsa gibi manipülasyon ağlarında olabilir. Borsada manipülasyon bizim kabul etmediğimiz bir yatırım davranışı. Spekülasyon olabilir, manipülasyon olamaz. Bunun izini görüyoruz. Bazen ilgili örgütler, yatırım kuruluşları, işte bu kriptodaki balinalar aracılığıyla falan bu hareketin yaratılması lazım. Yukarı çıkartılır, aşağı indirilir. 1 milyon dolara beklerken bir anda 35 bin dolara iner.
Bu hareket olmadığında, biz buna volatilite diyoruz, inme çıkma gibi düşünün bunu. Zaten o piyasanın etkin bir piyasa olma ihtimali sıfır olacak. Borsada da var. Fakat bu trade'in tümünü, yani ticaretin tümünü artıran bir faktör, hacim artıran faktör. Dolayısıyla korku, belirsizlik ve şüphe kesinlikle bir davranış bilimleri motivasyonu. Evet, bir başka madde, kumar oynama heyecanı. Şimdi, buna itiraz edenler olabilir ama etkin piyasa teorisinde kumarla yatırım arasındaki fark, arkasının takip edilebilir olmasıdır. Değil mi? Borsa yatırımı yaparken bilançoları okursun, karlılığa bakarsın, yeni yatırımlarına bakarsın falan filan. Şimdi kripto paralarda neye bakacaksın? Basit bir beklenti, ileride çok iyi olacakmış. Olur ya da olmaz bilmiyorum yani ama olacakmış. Dolayısıyla kumar oynama tutkusunun yatırım davranışıyla birleştiği böyle bıçak sırtı bir yerde yer alıyor. Fakat kumar dediğiniz bağımlılık bugün davranışsal, ki 2019'da Dünya Sağlık Örgütü davranışsal bağımlılığı, bağımlılık kısmında da anlatacağım, bu aynı zamanda bir bağımlılık, maddesel bağımlılıkların çok daha üstünde koydu. Daha kitlesel, daha ulaşılabilir, saniyesinde ulaşılabiliyorsun ve sürdürülebilir gibi görünüyor. O yüzden kripto çok net olarak bir kumar davranışına döndüğü pek çok durum söz konusu. Yani 10 bin tane kripto para var, her birinin ismi böyle Mars'a füze gönderecek o akıllı araçların ismi gibi. Kim onun grafiğine bakıyor, arkasındaki fikir ne falan, herhalde %1'lik bir rakam olsa oldukça iyi bir sonuç çıkacaktır ki benim araştırmamda %11'lik rakam kripto paranın arkasındaki gerçek projeyi, yani borsa değil, kripto paranın kendi projesini bildiğini söyledi ki oldukça düşük bir rakam. Batık maliyet yanılgısı. Türkiye'de ve dünyada evliliklerin çoğunun nedeni bu. Ya evlenmişsin, 22 yıldır evlisin. Aslında berbat gidiyor. Mantıksal ve rasyonel olarak ona devam etmemen gerekiyor. Hayatını çürütüyorsun. Öyle olduğunu düşünüyorsun evlilik içerisinde ama fazla maliyet koymuşsun. Çocuklarınız olmuş, iş ortaklığı, sülale ortaklığı, hatta suç ortaklığı ne derseniz deyin. Bundan vazgeçmen çok zor. Kripto parada da böyle. Yatırımı yapıyorsun. Sürekli olarak inen çıkan yerlerde bazen kazanıyorsun, bazen kaybediyorsun. Ama garip bir şey söyleyeyim mi? Aslında hep kaybediyorsun. Şimdi bunu şey gibi düşünün, yatırım davranışında bir sonraki maddede bunu size ifade edeceğim. İntikam ticareti bir başka davranış bilimleri motivasyonu. Kripto parayı aldın 35 bin dolardan. Çıktı 65 bin dolara, sonra indi 49 bin dolara. Kazandın mı, kaybettin mi? Nominal olarak kazandın. 35'ten aldın, 45'ten sattın. 10 bin dolar kazancın var. Fakat gittiği yer 65 ve orada satmadın. Aynen şu doların işte 18'leri vurup düştüğünde herkesin kaybettiğini düşünmesine rağmen adam 6'dan almış, kazandın ama bir kere gördü ya o tepeyi. Dolayısıyla bu yatırımda hep kaybedersin. Çünkü her yatırım bir noktadan sonra, orası mihenk noktasıdır, tekrar başlar. 65 bin dolardaysa artık onun fiyatı zihinde hep 65 bin dolardır. Bu da intikam ticaretine yol açar. Bir daha alırsın, bir daha alırsın, bir daha alırsın. Gerçekten dürtüsel ve dürtücü bir hareket. Bir başka madde bağımlılık. Zaten bunun hani aşikar, bunu yorumlamaya bile gerek yok ama kripto paranın içine girdiğin zaman kolay kolay terk edemeyeceğin bir bağımlılık türü olduğu, önemli bir davranışsal bağımlılık türü olduğu ortada. Zaten ne kadar kaybetse de şartları el verdiği sürece ilk parayı, ilk sermayeyi bulduğu zaman kripto para yatırımcılarının tekrar tekrar alıma devam ettiğini görüyorsun. İşin içerisinde ödül var, ceza var, kazanmak var, kaybetmek var. Aslında seni nörokimyasal olarak çekecek ve içinde barındıracak her şey bunda var. Biraz aşk gibi. Sevgi var, nefret var. Ne ararsan çok yüksek bir duygu. Beyninin o hani enerjisinin en yüksek kısmını beyin aşık olmak gibi fasilitelerde kullanır ya, kripto para da biraz öyle. O yüzden insanların o kadar heyecanlandığını görüyorsunuz. Bir başka mesele, iyi hissetme durumu. Zaten bu dünyanın insanı iyi hissetmiyor. Hız, karmaşa, izafiyet, her şey darmadağın olmuş durumda. Yani bugün değerler dediğimiz şey, sadakat bile kendinden vazgeçiş, bir ikrar halini almış durumda. Dolayısıyla böyle bir ortamda iyi hissetmek için araçlara ihtiyacım var. Bu iyi hissetme araçları bazen kazanmak, bazen kaybettikten sonra kazanmak ama her defasında kendini yeniden inşa ettiğim bir durum. Zaten bir de bu genel mutsuzluk etkisiyle birleştiğinizde, bakın kripto paranın alım davranışının arkasında iyi hissetme durumu da var ama mutsuz hissetme durumu da var. Zaten küresel bir afluenza yaşıyoruz. Öyle ifade ediliyor, genel mutsuzluk durumu. Dünyada tarihte olmayacağı kadar, olmadığı kadar antidepresanların kullanım oranlarının arttığını görüyoruz. Amerika'da antidepresanları
bölgenin yakınındaki nehirlerin içerisindeki idrar örneklerinden alarak ölçüyorlar. 2020 yılında salgın öncesinde tarihin en yüksek noktasına vardı. Türkiye'de yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, 18 milyon kutu antidepresan içildi. Alın size antidepresan ilacı. Yani o kadar sürükleyici bir şey ki bu. Mutlu olduğunda da ticaretini yapıyorsun, mutsuz olduğunda da ticaretini yapıyorsun. Dolayısıyla no way out gibi, yani asla çıkış yok. Ve evet, bence en önemlisi can sıkıntısı, meşgale. Niye kripto para yatırımı yapıyorsun? Çünkü yapabiliyorum. Bu kadar. Başka bir şeye sebep yok. Her birimiz bir deneyim yolculuğunda gibiyiz. Acayip hedonist bir şey bu. Yani hazın peşinde koşuyoruz. Onu Everest Dağı'nın tepesinde olsa oraya tırmanarak buluyoruz. Nerede bulmamız gerekiyorsa orada buluyoruz. Ama bu da çok eğlenceli bir şey. Elinin önünde iki tane grafik. Al sat, kazandın, kaybettin falan. Bu zaten hayatın tümünü bir oyun formasyonuna dönüştürmek gibi. Adeta bir gamification, oyunlaştırma meselesi gibi dönüyor. Dip toplamda şunu söylemek mümkün. İnsanın zaten gerçekten çok zorlu zamanları yaşadığı ve tarihin belki böyle zamanın en hızlandığı 10 yılına girdik. Bir 10 yıl daha geçireceğiz. Zamanın daha da hızlandığını göreceğiz. Zamanın maliyeti çok artacak ve iyice zorlandığımızı görecek. Şunu söylemek mümkün. Türkiye örneklemiyle onu söyleyeceğim. Bakın, ekonomik durum, sosyopolitik durum, ekonomi politik durum, aklınıza ne geliyorsa, insanların ruh durumu vesaire baktığımızda aslında biraz zorlu zamanlar yaşıyoruz ülke olarak da. İşte etrafımızdaki savaşları falan, bütün içsel siyaset tartışmalarını bir kenara bırakıyorum. Belki de bir daire sahibi olmayı hayal eden son jenerasyon bizdik. Bak, çok net söylüyorum. Çok üzücü bir şey söylüyorum ama bir daire sahibi olmayı hayal edecek son jenerasyon. Bir 5 yıl sonra bu iş böyle devam ederse, bu kur artışları, vergiler bilmem ne falan, belki de araba sahibi olmayı da hayal edecek son jenerasyon biz olacağız. Arabaya bak, en ucuzu 386 bin liradan başlıyor. Daha 2 yıl önce aynı arabalar 60 bin liraydı. Gelir asla aynı düzeyde yükselmiyor. Şimdi şunu söylemek mümkün. Bu vakayı yaşayan insanların değil kripto para, aklınıza ne geliyorsa onun ticaretini yapması son derece makul görünüyor. Bu kadar umutsuzluğun içerisinde insanların tutunacak bir dal aradığı bir formasyon haline geldi kripto para. Ama gelecek burada değil, gelecek ilk, onu sordum ya, acaba bu üç ülke kendimizi zul gördüğüm için Nijerya, Vietnam ve Filipinlerin arasına sokmak istemedim. Biz orada değiliz, olmamalıyız. Bizim teknolojiyi üreten, geleceği kuran, geleceğe entegre olan, bu çocuklara, gençlerimize, bize de ayrıca hep gençlerimiz falan diyoruz. Böyle ayırt ediyoruz, bizim de hayatımız var falan. Yani hala yaşamaya devam ediyoruz. Umudu aşılayacak kadar teknolojik kullanma ve üretme becerisine sahip olmamız lazım ki ancak geleceğe bir şekilde elimizi uzatalım ve oraya varabilelim. Diğer türlü başka bir yolu görünmüyor. Dolayısıyla kripto para her zaman kripto paradan daha fazla bir şey. Daha maddeler artırılabilir. Sürem yettiğince size ifade etmeye çalıştım. İnşallah açıklayıcı olmuştur. Çok teşekkürler.